Dolayısıyla burada büyük bir ekmek var. Ve şimdi bütün kuruluşlar girip bu tür akredite olarak bu sınavları yapmaya adaylar. Ve yani hani bizde vardı ya bazı köşe dönücü tipler. Vallahi öyle tipler dolaşıyor ki ortalıkta. Çantacılar. Evet, çantacılar. Çok tehlikeli. Şimdi süresi var mı? Sertifikaların süresi var mı? Süresi var. Yeniden. Süresi var. Şimdi süresi değişiyor. Bir de şöyle bir şey, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl civarında süreleri var. 2 yıl geçti diyelim, belge yenileme diye bir şeyimiz var. Şimdi o meslek yeterlik belgesi sonsuza kadar sizin olmuyor. Zaman zaman onu yenilemeniz gerekiyor. Mesela biz iş ve meslek danışmanlığında çok yaklaşık 3 gün belge verdik. Diyoruz ki, aradan 2 yıl geçtikten sonra iş ve meslek danışmanları biliyorsunuz işgül bürolarında çalışıyorlar. İşgül bürosuna yazıyoruz. Diyoruz ki A kişisi bizden belge almış 2 sene sonra. Çalışma durumu nedir? Bizi bilgilendirin diyoruz. Eğer olumlu rapor gelirse belgesinin süresini uzatıyoruz. Ama Türkiye burası. Mesela adam gıcık katmış o çalışana, atmak istiyor aslında. Ve bize öyle yazılar geldi ki, bu namussuzdur, bu işte şeydir, çalışmaz, tembel, işte şudur budur falan diye, sırf atılsın diye, bahane olsun diye. Ama tabii ciddi yaklaşmak lazım. Çünkü mobbinge yol açırsa yol açabilir böyle şeyler. Biz dedik ki, ya bunlar sadece bir müdürün yazmasıyla olmaz. Kayıt varsa, mahkeme kaydı, işten atıldıysa veya asılma teşebbüsü olduysa cezası var mı, soruşturma geçirmiş mi, bunların hepsini biz istedik mesela. O zaman dediler ki ya bunlar hemen adamı kolay kolay belgesini yok etmeyecekler diye bunları yaşadık mesela. Şimdi sistem, inanın ANAPER bizi Türkiye'deki ilk kuruluşlardan bir tanesi, bizden çok şey öğrendi sistem. Çünkü çok sahiplendik, her tecrübemizi onlarla paylaştık. Onlar da yeniler. Meslek Yeterlik Kurumu çok genç bir kuruluş. Onlar da sistemi yeni kurmaya çalışıyorlar. Ve bu şekilde sistem giderek genişleyecek. Yarının dünyasında ben şu mesleğe sahibim diyen bir kişinin mutlaka belgesi olacak. Mutlaka. O belge olmadan o mesleği icra edemeyecek. Şimdi çok büyük bir kolaylık. Mesela işveren için ne kadar kolaylık değil mi? Ahşap kalıpçısı değil mi? Deyip geldi adam. Kardeşim ver bakayım belgeni diyeceksiniz. Ama en az 100 tane maddede adam sınava girmiş çünkü. Güveneceksiniz ona. Veya ahşap kalıpçı olmak istiyor bir adam. Neleri bilmem gerekiyor? Orada var. Yani iki taraflı yararı var. Hem bilmek isteyen hem de işe almak isteyen için çok büyük yararı gösteren bir sistem. Şimdi sistemin şeyleri, biraz hızlı geçeyim şunları. Mevcut çalışanlar da almak zorunda mı hocam? Tabii ki. Hiç kurtuluşu yok. Tehlikeli ve çok tehlikelilerde kesinlikle almak zorunda. Diğer meslekleri, mesela çok sayıda başka meslek de var. Onlarda da Avrupa Birliği hibesiyle teşvik ediyorlar şu anda. Diyorlar ki, mesela büro elemanı. Hizmet elemanı. Büro elemanı. Diyor ki, alsın diyor, belgeyi alsın, ben diyor hibe, Avrupa Birliği'ne hibe olarak karşılayacağım. Belge ücretini, sınav ücretini. Böyle de bir teşvik var. Turizm sektöründe yaşadığım tecrübeyi anlatayım. Biz sınavları açıyoruz, ilan ediyoruz. 6 tane alanımız var diyoruz. Zannediyoruz ki özel sektör koşa koşa elemanlarını bize getirecek, onlara belge aldıracak zannediyoruz. İnanır mısınız, sıfır çektik. Hiçbir turizm sektöründe çalışan gelip de o belgeleri bizden, ya hibe var bir de, yani sınavı kazanırsan diyoruz ücretini de vereceğiz. Bir kişi gelmedi sınava. Ve ben ne yaptım? Şimdi mangalda kül bırakmayan şeyler var, işte otel müdürleri, efendim ne olacak çalışanımız bu belgeye tabii ki çok iyi olur falan diyenler var. Ben çantamı aldım, tek tek otellere dolaştım, inanır mısınız?
Kapılarını çaldım. Müdürün odasına selamünaleyküm dedim. Ben geldim. Siz kimsiniz? Ben Anapel müdürü, işte Bülent Günsoy. Buyurun. Fakat böyle bir pazarlamacı hali oluyor tabii ki. Ve bir müdür, bayağı da büyük bir otelin müdürü dedi ki, hocam dedi, bırakın bu işleri ya. Siz dedi, nasıl dolaşırsınız böyle, bir profesörsünüz dedi ya. Gerçekten çok acı bir şey. Gerçekten bunu söyledim. Ayıp ya dedi, böyle dedi. Size mi kalmış dedi bu işler falan dedi. Ben dedim, elemanımı göndersem kapıdan almazsın ki sen. Ben profesör, doktor bilmem ne deyince alıyorsun kapıdan içeri. Benim elemanım gelse kapıdan içeri giremez ya. Ben dedim, o iş onun için çalışıyor. Gerçekten kapı kapı dolaştım da o sınavları yapabildik biz. Ama diyor ki adam, ya diyor hocam, belge benim için diyor dezavantaj diyor. Çalışanım diyor bu belgeyi alırsa kaçar diyor. Daha yüksek ücret ister diyor. Pazarlık gücü artıyor diyor. Ben diyor ona çanak tutacağım diyor. Nasıl, ne kadar Türkiye'nin gerçekleri farklı. Girmesini istemiyor. Yani ama şeyde kamerayı açın, mikrofonu uzatın, eğitim, her şey eğitim. Belgeli güç, belgeli meslek erbabı olmalı. Turizm sektöründe de istiyoruz falan. Bakın Alanya'da ATSO var, Alanya Ticaret Odası, Antalya Ticaret Odası. Adamlar sıfır çekiyorlar ya. Turizmin ortası, göbeği yani. İşte turizm krizi çıktı, onu bahane ediyorlar şimdi. Krizdeyiz zaten hocam. Yani krizdeyiz. Ne lüzumu var? Sistem o açıdan çok büyük şeylerle de karşı karşıya. Çıkmazlar da karşı karşıya. Ve son olarak fazla uzatmadan şimdi benim gördüğüm sistemin yaşadığı sorunlar arasında en büyük problem, şunlar arasındaki en büyük problem bence sınavı yapan kuruluşlar arasında farklılıklar var. Şimdi açıkçası ANATER, Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Bilimine pek müşteri bulamıyoruz. Sebebi ne biliyor musunuz? Çok ciddi sınav yapıyoruz. Yani bizim ekmeğimiz gerçekten çok kısıtlı. Şimdi düşünün, aynı belgeyi veren 5 tane kuruluş var. Çocuğunuz da o belgeyi alırsa işe girecek. ANAPER'e gönderir misiniz? Çünkü çok titiz yapıyoruz sınavı. Sorularımız, sınav yapma tarzımız kesinlikle Anadolu Üniversitesi'nde olmaz böyle bir şey yani. Ben yapmaya kalksam müdür yardımcım beni ihbar eder. Memurum ihbar eder. Böyle bir düzen var. Açık öğretimden gelen sınav geleneği. Bizi böyle bir şeye alıştırdığı için yapamayız yani. Öyle bir iltimas falan olmaz bizde. Ne yapıyor? Ankara'daki, İstanbul'daki başka kuruluşlara gidiyorlar. Yani inşallah doğru değildir. Öyle bir belge verme geleneği oluşan kuruluşlar var ki, yani şikayet ettik onları. Ama ne yapalım ya, insanoğlu kolayı seçer. Bize gelmiyor, kolay kuruluşa gidiyor. Evet. Dolayısıyla kurumlar arası farklılıkları yok edici bir denetim sistemi. Çok cezalar da geldi şimdi gerçi. Cezalar da var ama yani kenarından, köşesinden dolaşan kuruluşlar var. En büyük şu anda problem bu. Kurumlar arasındaki sınav ciddiyeti farklılıklar. Ben dedim ki ya Meslek Yeterlik Kurumu Başkanı'na, yazılı sınavları dedim Anadolu Üniversitesi yapsın, Türkiye çapında yapalım. Her yıl Anadolu Üniversitesi yapsın. Hocam sistem dedi çöker, olmaz dedi ya. Onlar da biliyorlar çünkü. Biraz da göz yumuyorlar. Çünkü belge üretmeleri gerekiyor. Belge vermeleri gerekiyor. O yüzden en büyük sorun şu anda maalesef bu. Jürilerin belirlenmesinde problemler var. Mesela jüri üyesi bulmakta sorunlar yaşadık. Çünkü jüri üyesi olmak bile belli kriterlere sahip olmaya gerektiriyor. İşte turizm sektöründe 5 yıl çalışmış olmayan insan servis görevlisinin sınavında jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri arasındaki değerlendirme farklılıkları ortaya çıkıyor. Bol kese veriyor, ya acıyor. Hepsine bol not veriyor. Bazısı çok titiz, çok düşük not veriyor.
Bunları biz kalibrasyonunu bayağı şey yapmakta zorlandık. Sürekli eğitimler, sürekli eğitimler bayağı azalttık. O yüzden mesela değerlendirme duygusal bir milletiz. Yani acırız hemen, çabuk şey yaparız falan. Bunları mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmak gerekiyor. Ve tabii işin temel felsefesinde de şu var. Ya sistem şuna dayalı. Mesela meslek lisesi mezununa güvenmiyor sistem. Ya halbuki meslek lisesi eğitimini kaliteli hale getirip, yani akredite hale getirip, doğru düzgün eğitim verip de onun diplomasına güvense sorun hallolacak. Fakat kendi verdiği diplomaya güvenmiyor. Ayrıca herkesi tekrardan sınava tabi tutuyor. Felsefede böyle bir şey de var sistemin felsefesinde. Yani okul mezununa güvenmiyor. O yeterliklere göre yetiştirsen onu, mezun et. Ondan sonra gerek yok böyle bir sınava tekrardan. Akredite ciddi kuruluşun mezunuysa o kişi sınava almadı daha. Dolayısıyla bu da temeldeki problemlerden bir tanesi. Çok uzatmayayım. Bıraksanız ben 5 yıllık deneyim de 5 gün konuşurum bu konuda. Sorular eğer olursa onlarla açmaya çalışalım tekrar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Bülent Gülsür Hocam hakikaten sadra şifa güzel bir sohbet konusu seçti ve bizi bilgilendirdi. Bizim salı günü yönetim kurulu toplantımız vardı. MBA Bey hep tarihçileri çağırıyorsun diye neredeyse beni dövecekti yani. Fakat şimdi bakın aramızda yok yani. Tarihçilerin dışında konuşmacımız var, yok. Hocam bu arada benim asıl mesleğim elektrikçilik. Belgen var mı hocam? Belgen var mı? Evet, sorulara geçelim, buyurun. Ali Bey buyurun. Hocam bu sivil kuruluşlar için geçerli herhalde. Atıyorum tersanedeki, askeri tersanedeki kaynakçılık yapan. Geçerli. O da mı aynı sağlık? Bizim üniversite personeli şu anda almakla meşgul. Geçelim. Bizim orada da alınıyor. Ocaktan sonra başladı. Zorunlu. Herkes milli eğitim veriyor yalnız burada. Milli üniversite tecrübesini şöyle anlatayım. Üniversitedeki bayağı bir yaklaşık 100 civarında çalışan bu kapsama girdi. Şimdi üniversitede yani şöyle bir problem ortaya çıktı mesela. Diyor ki hocam diyor benim amirim diyor beni bazen senin odana getiriyor, gönderiyor diyor, boya yaptırıyor. Öbür tarafa götürüyor biraz diyor, çimento yaptırıyor diyor. Öbür tarafta kırılan fayansı tamir ettiriyor bana. Evet. Ben hangi belgeyi alacağım? Neyin hocam ben emekli hastayım. Bizde de mesela 4-3 yıl önce ben emekli oldum. Her personelin bir görev tanımı formu var. Evet. Yazar şunu bilir, şunu bilir, şunu bilir. En altta komutanın verdiği diğer görevleri yerine getirir. Ben işte bütün her şeyi kapsar. O diğer bütün 50-60 madde sizin göreviniz vardır aşağıda yine. Evet. Amirin verdiği diğer görevleri yerine getirir. Yani bunu bilmiyorum deme şansı. Şimdi bunları yazdık, Ankara'ya ilettik ve şöyle bir çözüm geliştirdi onlar da. Bizler de yardım ettik. Mesela inşaat işçisi yoktu yeterli. Şimdi inşaat işçisi diye bir belge var. İnşaat işçisi olunca biraz boyadan anlıyor, biraz hafriyat yapıyor, ahşap kalıpçıya yardım ediyor falan. O bayağı bir rahatlattı bizim mesela. Komutanın emrine verdiği görevi yapıyor. Evet, aynen o. Diğer inşaat işçisi oldu. Diğer verilen görevleri yerine getiriyor. Bir de üniversite mesela topladık, biz bilgilendirdik. Dedik ki bu şunları almanız lazım. Şimdi şu sorunu yaşadılar. Çoğu bunların asgari ücretle çalışıyor. Şimdi 800 lira baştan vermesi gerekiyor ya sınav ücretini. Yok diyor hocam, 800 lirayı nereden bulayım? Bende o para yok diyor. Tamam geri verecek parayı ama başlangıçta o parayı bulamıyorlar. O civarda o kadar geçim sıkıntısı olan insanlar da var. Tamam. Mesela bu sisteme çözüm üretemediler. Mesela bir kamu bankasıyla anlaşıp da buna ait böyle bir kredi, fon gibi bir şey destek yapsalardı daha iyi olurdu. Ama tabii onlar iş tecrübesiyle dediler ki çoğu zaten bıyık altından güldü. Biz böyle telaşla toplayıp anlatınca hocam dediler bu uzatmaya girer dediler ya. Haziran ayında. Hakikaten biz toplantı yaptıktan 2 hafta sonra uzatma geldi 6 ay. Onlar da o arada çoğu şeye gitmiş. Çırak Eğitim Merkezi'ne ustalık belgesi almışlar. Ustalık belgesinin yenileme derdi de yok. Akıllı insanlar yani. Aldığı zaman ömür boyu ustalık belgesini kullanabilecek yani. Dolayısıyla çoğu ustalık belgesi almışlar. Şimdi karşılaşıyoruz da hocam diyorlar bizi çok korkuttun ama diyorlar
iyi ki korkutmuşsun, gidip dediler, tam sağlam soğuk belgesi aldık falan dediler. Ama çeşitli kuruluşlar da var. Şimdi Eskişehir'de peki kaç tane kuruluş var? Eskişehir'de özellikle bu inşaat alanında büyük bir açık var. Vardı. İnşaat alanında en büyük açık inşaat alanı. Biz yaklaşık hesabımız ona göreydi. Toplam 30 bin civarında inşaat alanından belge verileceğini tahmin ediyoruz biz Eskişehir'de. Kütahya'da yok, Afyon'da yok, Bilecik'te yok, Bozüyük'te yok. Yani bu bölgede yok kuruluş. Biz dedik ki biz üretelim, bu inşaat sektörüne girelim dedik. Ama üniversite olarak partner bulalım dedik. Kimi şey yapalım? Ticaret odasıyla işbirliği yapalım dedik. Ticaret odasına gittik dedik. Böyle böyle sizinle biz işbirliği yapmak istiyoruz bu konuda. Beraber çalışalım dedik. Çünkü bütün müteahhitler ticaret odasına bağlı. O telefon edecek. Elemanlar bize gelecekler. Sınavı biz yapacağız. Karşılıklı bir işbirliği. Ticaret odası dedi ki biz yapacağız bunu zaten dedi. Mermer. Biz yapacağız dedi. Beraber yapalım dedik. Yok dedi, biz yapacağız dediler. İyi dedik, o zaman yapın ya. Yapacak bir şey yok. Biz Eskişehir'e hizmet olsun diye gidelim diyorduk ki inşaat sektörü en zor sektör. Yani bu belgenin verilmesindeki en zor şey o. Fakat biliyorum ki yapamazlar. Yani gerçekten büyük bir birikim gerekiyor. Ne yapması lazım? Ticaret odasının bir birim kurup onu akredite etmesi lazım. Ve bu yeterlikleri alması lazım. O yeterlik almak ölümden beter. Soru bankası hazırlayacak, uzman bulacak vesaire vesaire, jüriler oluşacak falan. Büyük bir birikim ister. Biz kaç yılda oluşturmuşuz? Dolayısıyla onlar böyle bir işbirliğine yanaşmadılar. Fakat sonra duyduk ki gerçekten bunun zor olduğunu anlayınca İstanbul'da merkez olan bir şirketle anlaşmışlar. Şirket geliyor, başvuruları ticaret odasına yapıyorlarmış, sınavı da Çırak Eğitim Merkezi'nde yapıyorlarmış. Ve dolayısıyla böyle bir işbirliğine gitmişler. Yani üniversitenin ciddiyetinden biraz çekiniyorlar aynı zamanda. Yani çünkü diyecek ki mesela telefon açacak, ya Bülent Hocam, hafta sonu 100 kişi geliyor, ahşap kalıcı, bunların bir belgesini verelim diyecek mesela. Ben de ne oluyoruz ya diyeceğim yani. Sınavını yaparsak, sınavı geçerse veririz değil mi? Ama onların işine gelmez bu. Sektör hız ister yani, çabukluk ister. Böyle şey, gözünün üzerinde kaşım var gibi şey bahanelerle belge üretmenin önünde engel, doğru değil mi? Hız ister sektör. Dolayısıyla işini çok ciddi yapan kuruluşlar bu konuda biraz geri planda kalmaya başladı. Şimdi iki kuruluş var. Onlar şöyle yapıyorlar. İkisi de İstanbul'da. Gelip talep topluyorlar. Talep topluyorlar. Ondan sonra geliyorlar, burada belli bir günde sınav yapıp gidiyorlar. Sistem böyle işliyor Eskişehir'de şu anda. Talepleri topluyorlar, sınav günü belirliyorlar, sınav günü geliyorlar uzmanlar, burada sınavı yapıyorlar, gidiyorlar. Hocam o zaman yakında yeni bir sektör çıkar, yeterlik belgesi hazırlık kursları falan diye başlar herhalde. Bazı halk eğitim merkezlerinde başlamış mesela. Kurslar, çünkü şimdi mesela inşaat sektöründen örnek vereyim. Böyle ince hazırlanmış ki bunlar. İnşaat sektöründe okuma yazması olmayanlar da var. Mesela diyor ki, ey sınav yapıcı diyor, sana diyor okuma yazması olmayan inşaatçısı gelecek diyor. Önce diyor onu sor, okuma yazması yoksa diyor, ona göre sınav yap. Zaten onu ölçmek için de bir şey, bir metni okutmanız falan gerekiyor okuma yazmasını. Çünkü o sektör çok, yani bir soruyu belki adam yarım saatte anlayacak ve çözecek. O düzeyi iyi tutturmak gerekiyor. Şu anda Eskişehir'deki sistem böyle ilerliyor. Buyurun bir şey söyle. Murat Hocam. Affedersin abi. Hocam, iyi akşamlar. Hocam ben de Eskişehir Ticaret Odası'nın
Eskişehir Ticaret Odası ile birlikte mermer ve taş ocakçılığında tehlikeli, çok tehlikeli iş grubundaki program komisyonunda görev yapıyorum. Biz de sizin dediğiniz sorunları aynı şekilde yaşıyoruz. Ancak ben şunu algılamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Bu belgeler çalışan insanlara veriliyor. Yani adam zaten bir mermer ocağında işte ocakçılık yapıyor. Onlar belgelensin diye uğraşıyoruz. Zaten yani araba süren bir adama gel bari ehliyet al demek gibi bir şey. Yani dünyada da böyle mi çalışıyor acaba bu? Halbuki evet. O belgeyi alıp iş araması lazım ama biz çalışan adamı belgelendirmeye çalışıyoruz. Onu zaten yani, atamazsınız yani. Zaten çalışıyor. O müddetse bir hak olmuş o. Dünyada da böyle. Yani belgeyi al ondan sonra iş hayatına geç diye bir şey yok. Çalışanların da belgeyi alma zorunluluğu geliyor birçok yerde. Yani mesela alamama durumunda, mesela üniversite bizim dedi ki, eğer belgeyi getiremezseniz iş hakkınızı feshedeceğiz. Ödemez. Ödemez. Özellikle bu hocam şirket işçileri var ya, şey taşeron. Yani onlarda bir şey var. Aynı tecrübeyle bazı işçiler de çok rahat bir şekilde edemezsiniz falan dediler. Yani o biraz hukuki şeye girdiğinde mecraya sıkıntılı bir süreç. Mahkeme. Evet yani ama amiriyle ters düşmemek adına şeye girdiler yani. Onlar da kulvara girdiler. Siz komite üyesisiniz. Ne kadar evet. Zorluklarla dolu bir süreç oldu. Evet, gerçekten çok zor. Yani hem içerideki kısmı zor hem de işçilerden işte soru çıkartmaya çalışmak, onların sınav yaparken aynı soruları biz de gösterdiğimizde bu çok zor, bu çok zor deyip biz onlara uydurmaya başladık yani. Değil mi? Yani aynı sistem. Ama bu süreç. Yani şunu engellemek çok zor. Kötü niyetliler bu sistemde çok rahat belge üretirler. Ne yapar? Çok basit. Normalde sınav günü şöyle yapılıyor. Sınav sabahı çıkacaksınız, kamerayla sınav yapılan binanın etrafını dolaşmanız, en son gelip sınav salonlarına girmeniz ama kesintisiz kamera kaydolacak. Girip sınav salonunu dolaşmanız ve o kaydı hemen atmanız gerekiyor. Meslek yeterli kurumuna. Şimdi bir gün önce topladı adam şeyleri, sınava girecek olanları. Bir gün önce akşam salona koydu. Soruları verdi. Çalışın dedi bunlara. Yarın bunlar çıkacak dedi. Sonra öbür odaya girdi. Dedi ki arkadaşlar ahşap kalıpçı sınavı veya mermerle ilgili sınavda bakın dedi şunu yaptıracağız size dedi. Baştan sona anlattı. Hatta belki bir de video gösterdi. Ne güzel. Kötü niyet olur yani bu konuda. O yüzden denetim şeyleri getirdiler. Mesela ani baskınlar falan yapıyorlar da kötü niyet olursa bu sistem sonuna kadar suistimal edilebilir. Yani ciddi kuruluşlar olması gerekiyor. Ama hocam ben şunu söyleyebilirim ki her aşaması gerçekten de denetleniyor. Çok ciddi yaklaşılıyor. Evet, normları evet. Çok iyi hazırlanmış. Biz de üniversitede diploma veriyoruz bir şekilde ama evet. Biz belki eğitim öğretim konseptini bu kadar ciddiye almıyoruz. Yani sistemin özü gerçekten güzel. Yani bir mesleği yapan kişi neler bilmesi gerekiyor? Yani bundan daha güzel bir şey var mı? Yani bu işi mektepler yapamadı. Aynen öyle. Mektepler yapamadı. Şimdi bu şekilde. Evet, evet hocam. Mekteplerden özel pratiği hemen olmuyor. Hep nazari oluyordu, şuydu, buydu aynen. Falan. Ama şimdi çoksa bu şekilde kesinlikle. Kullanılabilir, kesinlikle. İşe yarar bir eleman. Bir şey. Kesinlikle. Standart kesinlikle. Yükseliyor, iş güvenliği sağlanmış oluyor. Tabii. Evet. Özellikle iş güvenliği şeyi mesela çok önemli. Yani o önlemleri mesela bir sınavdan önce bakıyor hangi önlemleri almam gerekiyor. Onu çalışıp da gelmesi lazım zaten. O önlemleri almadan o işlemi yapmaya başlarsa hemen kalıyor. Otomatik olarak iş sağlığı güvenliği bölümünden kalıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Bülent hocam sağ ol, teşekkür ederim. Sayın Başkan'ın dediği gibi eğitim kurumlarının beceremediğini yetişkin eğitim olaraktan farklı bir kurvarda yapılmaya çalışıyor. Ben düzgün sıralayabilirsem bir iki tane şeyim var. Bir, bu mesleki yeterlilik sınavları yapılmadan önce bir pilot bir bölge seçilip uygulama yapıldı mı yoksa güldür Türkiye'nin her tarafına mı yayıldı? Yayıldı. Yani pilot bir pilot bölge yapılmadı. Seçilmedi. Hayır. Her Türkiye'nin her yerinde. Şimdi şöyle, biz şimdi iş yerinde personelin yaklaşık %20-30'u nitelikli personel.
beyaz yakalı şeyi de hizmet grubunda ayırırsan yaklaşık %40-50'si de vasıfsız personel. Biz o vasıfsız personeli muhtelif işlerde çalıştırıyoruz. Aynı anda A makinesinde aynı anda, B meydanında aynı anda iş nerede olursa orada çalıştırıyoruz. Şimdi bunun da meslek olarak bir adını koyamıyoruz. Buna meslek olarak ne diyeceğiz? Biz onlara görev tanımları yaparken de karıştırdık. Dedik ki, şu dedik mesela kutu makinesi operatörü. Bunun nitelik profili şu. Görev ve sorumlulukları da bu. Evet. Öbür makineye geçtik, yazdık. Ama bir de meydanda bir personel var, 15-20 kişi. Bunlara ne diyeceğiz? Bunlara her makinede çalışılabileceği için, çünkü Allah korusun görev tanımı yazılmayan veya kendisinin de böyle bir eğitim almadığı bir makinede bir iş kazası riski olursa o zaman da sorumlu oluyorsun. Doğru. Onun için meydan işçisine ne meslek öyle? Yani bunu size sorduğum bir soru. Anladım. Yani meydan işçisine özel bir meslek. Sonra bir meslek eğitimi, meslek yeterlilik desek onu sadece meslekle çalıştırmayacağımız için evet. O gruptaki her işte çalıştıracak. Bunun şey arkadaşımız çok güzel söyledi. Yani bir sürü kural koyarsın. Sonra komutanın dediğini yap dedin mi hepsi girer içine. Doğru, doğru. Yani öyle bir şeye uygulama mı bulacağız? Evet. Son bir şeyi söyleyeceğim. Türkiye'de eğitim sistemi gitgide kötüye gidiyor. Bunun neden kötüye gittiğini Sayın Başkanım'la paylaştık. Fulbright Eğitim Komisyonu diye bir komisyon ve bu komisyonun 8 üyesi var. 4'ü Türk, 4'ü Amerikalı. Komisyonun başkanı da Amerikan Büyükelçisi. Evet. Ve Türkiye bağımsız bir Türkiye. Yaşasın Türkiye. Yani ben şimdi 1923'ten bugüne kadar demek ki veya 1949-27 aralığından bugüne kadar Fulbright Komisyonu Türkiye'nin eğitimini güzelce belirlemiş. Ve şimdi biz 6 ayda formasyonla hoca yetiştiriyoruz. Buna hoca diyoruz. Eskiden 45 günlükler vardı. Onlarla 2 tane 10 yılımız gitti. Şimdi 6 aylıklarla da bir dönemimiz gidiyor. Bunları göz yumuyoruz. Sonra gidiyoruz sanayiciye 800 lira. Yani ben sanayici olduğum için demiyorum ha. Yani en kolay oturduğun yerde 800 lira eğitim sınav ücreti. İşte vermezsen 500 lira ceza. Ne güzel masa başında. Şimdi ben açıkça söyleyeyim, bir sanayici olarak Anadolu Üniversitesi'nde mesleki yeterlilik sınavı yapılıyormuş. Ya şöyle düşünüyorum ya, kusura bakmayın da sizi samimi bulduğum için söylüyorum. Ya ben orada ambalajla uğraşıyorum, ambalajın okulu yok. Biz onlara eğitim verecek diye canımız çıktı. Eğitim, yani bir okulumuza bir bölüm açılsın diye senelerdir uğraşırız, kimseye duyuramadık. Ağaç işleri bölümü var, halen kesilecek ağaç kalmadı ya şunu ambalaja çevirin dinleyen yok. Ve benim mesleğimle ilgili Anadolu Üniversitesi meslek eğitimi verecek. Anadolu Üniversitesi'nin ambalajı mı var? Yani ne anlayacak benim meslekten? Gelsin benim fabrikada önce kendileri bir meslek öğrensin sonra benim el almadım. Şey versin, belge versin. Ya özür dilerim. Estağfurullah. Ya en sondan başlarsak gerçekten bu yani ciddi Türkiye'nin eğitim sisteminin bir sorunu. Yani mezun ediyoruz ama 2 yıllık okullardan da mezun ediyoruz. 4 yıllık okullardan da mezun ediyoruz. Daha yüksek seviyede. Bunların şeylerini gerçekten içini doldurabiliyor muyuz? Yani bunun ölçülmesi gerekiyor ama mevcut haliyle baktığımızda eğitim sistemimizin en büyük yarası bu. Yani işte klasik örneklerdir ya, işte hayatında sıva yapmadan inşaat mühendisi olanlar, ne bileyim eline tornavida alıp da bir şeyi tamir etmeden elektronik mühendisi olanlar. Maalesef bu böyle, biz o açıdan, benim bu, bakın ben 5 yıl hizmet verdim buraya, inanın o 5 yılda ne makaleler yazardım, 1 lira benim menfaatim olmadı. Ama neden yaptım biliyor musunuz? Bu sisteme inandığım için. Yani Türkiye'nin geleceğinin bu sistemde olduğunu hissettiğim için yaptım. İnanıyorum sisteme. Çünkü hep acılar çektik ve etrafımızdakiler de çektiler. Bir insanın mesleği olmalı, o mesleğin gereklerini yerine getirmeli. Ne iş olsa yaparım kalkmadan Türkiye atağa kalkamaz. İnsanlar meslek erbabı olmalı, o mesleği iyi bilmeliler.
Buna inancım yüzünden 5 yıl hizmet verdim bu birime. Hayır, bu eğitim sistemini düzeltmek için bir girişimde bulunsa da iş kökünden çözülse daha iyi değil mi? İşte o çok daha büyük bir kitle. Yani onu artık o bizim yetkimizi aşan bir şey. Keşke yani o kanayan bir yara Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Ama bizim şu anda imkanlarımızı aşan bir şey. Yani ben şimdi o zaman somut olarak söyleyeyim. Şimdi ambalaj bölümüyle ilgili bir mesleki yeterlilik sınavı yapabilecek birikiminiz var mı? Şimdi şöyle Ahmet Bey, biz bir yeterlilik çıktığı zaman diyelim ki ambalaj. Ki ambalajla ilgili galiba bir şey olması lazım. Yeterlilik çıkmış olması lazım. Ambalajlar Derneği falan varsa onlar çıkartmışlardır. Olabilir. Olabilir. Genelde dernekler yapıyor bunu. Evet. Ambalaj diyelim. Ambalaj meslek olarak ne diyebiliriz? Ambalaj nesi diyebiliriz? Baskı teknikleri üzerinde var mesela. Yani o mesleğin adını ne diyebiliriz mesela Ahmet Bey? Mesela o mesleğin yapan kişiye ne diyebiliriz? Ahşap kalıpçı gibi bir şey diyebilir miyiz? Ambalaj. Yani ambalaj paketleme. Ambalaj. Paketleme. Paketleme, ambalaj diyebilir miyiz Ahmet abi? İşletme de sadece ambalaj bölümü olursa müfredatında baskı yapmak ayrı bir müfredat konusu, kitap konusu, ders konusu. Efendim bir kutuyu yapmak için bir sloter makinesi veya kutu makinesini işletmek bir konu. Kalıplı kesimlerde kalıp teknikleri, düz kalıplar, yuvarlak kalıplar, efendim kalıpların kullanılan aparatları, alt birimler falan, bu ayrı bir konu. Evet, bayağı kompleks bir şey. Yani baskıda kullanacağınız boya, boyanın cinsi, klişesi, klişenin kalınlığı, içeği, baskı teknikleri ayrı bir konu. Offset baskı zaten apayrı bir konu. Yani şöyle, yani ambalaj deyince bunun hepsi koca koca anladım. Standartları belirlenmiş. Uçaklardaki plastikte şeylerden kadar var, yeterlilik var diyor. Egemde de var. Plastik şimdi bizim şöyle oluyor. Başkaları da alttanları da. Anadolu Üniversitesi'nin bu sınavı yazan, yapması için evin arkasında o mesleki yeterliğin çıkması şey lazım. Ambalajla ilgili mesleki yeterliğin çıkması lazım. O mesleki yeterlik yayınlandıktan sonra Anadolu Üniversitesi diyecek ki mesleki yeterlik yayınlandı. Ben bu sınavı yapmaya talibim diye Ankara'ya başvuracak. Gelecekler. Ambalaj uzmanlarıyla geliyorlar o zaman. Geliyorlar, sorulara bakıyorlar, sınav yapma tarzımıza bakıyorlar. Biz ona göre hazırlanıyoruz çünkü o sınavı nasıl yapacağımızı. Bakıyorlar, diyorlar ki Anadolu Üniversitesi, sen bu sınavı yapabilecek kapasiteye sahipsin, seni yetkilendiriyoruz diyorlar. Ondan sonra dönüyorlar ve biz yetkili olarak o sınavı yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla 350 meslek var ya, 350 meslek şu anda Türkiye'de meslek yeterlilik var. Bunun 350'sini almak imkansız bir şey. Çünkü o kadar çok sektör var ki. Biz 10 tane alabildik. Yani 10 meslekte alabildik. Zannediyorum Türkiye'de en fazla alanda 50'dir tahmin ediyorum. 50-60'ı geçmez. O da çok iyi bir rakam. Bulunduğunuz ilde yeterli şey yoksa kime yaptıracaksınız? Yani işte bir meslek dalında akredite bir kuruluş yok. Ama zorunlu. İki yolu var. Eğer inşaat gibi çok yoğun bir sektörse İstanbul'dan gelip Eskişehir'de yapıyorlar. Oraya talebinizi bildiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu sınava gireceğim diyorsunuz. İstanbul'a gelemeyeceğim diyorsunuz. Onlar da size diyorlar ki biz işte Şubat'ın 15'inde cumartesi günü o sınavı yapmaya geleceğiz. Başvurun diyorlar. Başvuruyorsunuz, gelip burada sınavınızı yapıyorlar. Ya da gelemeyeceğiz diyorlarsa gidip İstanbul'a girmeniz gerekiyor. O sınava. İstanbul'a girmeniz gerekiyor. İstanbul'da var, Kocaeli'nde var, Sakarya'da var, Bursa'da var. Giderek yayılıyor yapan kuruluşlar ama hiçbiri, herkes genelde uzmanlık. Mesela Dio Akademi diye bir şey var, boya. Dio Akademi bütün boya yeterliklerini almış durumda. Dio Akademi o konuda uzman. Gerçekten çok iyi bir sınav kuruluşu. Dolayısıyla hepsi herkes uzmanlık alanına göre. Mesela şehirde İNTES vardır Ankara'da. İnşaat Sendikacıları Kuruluşu. O bütün inşaat yeterliklerini almıştır. Biraz uzmanlığa doğru gidiyor. Sendikanın veya derneğin uzmanlığına göre gidiyor. Mesela RATEN var. Radyo, Televizyon, bilmem ne Yapımcıları Derneği. Televizyon programcısı, yapımcısı mesela o sınava girmek zorunda. O yeterliği almak için. Spikerlik var. Bakın, aşçılık var.
kebapçılık var, pastacılık var, lahmacun var, lahmacun ustası. Yani lahmacun yeterliği bile var. Mektep mezunu olsa bu belgeleri alacak. Alacak hocam, alacak. Bunun mektebe ne gerek? Şey, yani o mesleği icra ediyorsa o şirkette, o belgeyi almak. Alacaksa ne olacak? Almadan çalışsın. Hocam, tehlikeli ve çok tehlikelilerde zorunluluk var şu anda. Lahmacun ustası. Ne olacak, ben de yaparım daha maalesef. Orada zorluk yok hocam, orada zorluk yok. Tehlikeli, çok tehlikeli değil çünkü. Olur, zehirlenme olur, gıda zehirlenmesi olur. Tabii. Onu çalışan açısından tamam, düşünüyor. Olsun diyorsunuz, hangi tarafta zorlayayım çözemedim de. Yani hocam, çalışan açısından düşünüyor. Ben her iki taraftayım. Yani ben lahmacun yapsam kim karışacak bana? Ne olacak? Yemez ama yaptığımı şey. Birisi ölse, zehirlense ne olacak? Ama ona bakarsanız her şeyde o risk var hocam. Yani sonuçta... 350 meslek grubu dedim. 350 meslek. Peki hangi sektörlerin içinde bunlar? Bütün sektörler var. Tarımda var mı? Tarımda vardır mutlaka. Yani ezbere söylemeyeyim ama var. Vardır. Tarım sektöründen var. İnşallah. Yani bak, hemen bakabiliriz. İnternette en tehlikeli sektör orası. Doğru. Yani... bakın, bu yeterli çıkarken o kadar ayrıntı yapıyorlar ki, biz mesela işve meslek danışmanlığı sınavını yaparken bir küçük şey anlatayım, şey yapıyoruz. Şimdi Mehmet hocam iş aramak için bana gelir. İş aramak için, iş kuran gelir. Ben işve meslek danışmanlığı adayıyım. Abdullah ile Ferdi jüriyiz. Ellerinde kriterlerle beklerler. Bir tiyatro oyuncumuz vardır. Tiyatro oyuncusu girer içeriye. Bizim konservatuvarın onlar öğretim üyeleri, hocaları. Gelir ve iş arayan bir kişiyi oynar. Mesela kritik eşikler vardır orada. Danışman mıydım? Meslek danışmanı. Ben işte meslek danışmanı adayıyım ben. Gelir bana affedersiniz, yılışık şekilde davranır. Oturur, yılışık şeyler söyler. Bu var ama şeyde. Der ki, anormal davranışlar karşısındaki sergileyeceği davranışı puanlayın der. Gelir benimle şakalaşır, kafama vurur falan. Yapıyorlar bunu. Kamera kayıtlarında var. Ondan sonra bakalım sinirlerine hakim olabiliyor mu? Sakin bir şekilde onunla ilgili notlar alabiliyor mu? Oturup doğru bilgilerini alabiliyor mu? Eğitim bilgilerini alabiliyor mu diye. Yani size o tiyatro oyuncularının sınav videolarını göstersem yerlerde sürünürsünüz yani, ki biz bile bazen şey yapıyoruz. Ciddi böyle ayrıntılı tasarlanmış sınavlar bunlar. Yani mesela masa düzenini bozarız. Mesela kağıtları yayarız, kalemi biraz uzağa atarız falan. İlk başladığında onları düzeltiyor mu mesela? Masa düzeni var mı? Bu bile bir puandır. Dolayısıyla bütün puanlar toplanır. Eğer başarı puanına 70'e ulaşırsa o kişiye biz yeterlidir diye belgesini veririz. Evet, son soru. Hocam tam bu usul üzerine soru soracağım. Benim eşim sizden aldı, ANAPER'den. İş meslek danışmanı belgesi. Aynı o tiyatro. Helal olsun ona. İlk alanlardanız da hocam. Güzel. Ondan sonra bir daha alım olmaz zaten. İş kurulu bir sefer topladı. Evet. Şeyi. İstihdam büroları da açılmadı. Özel istihdam büroları var. Var ama hocam hani şey yok. Bir tane mutlaka iş ve meslek danışmanı çalıştırması gerekiyor. Evet, çalışıyor. Şehirlerde daha çok. İş güvenliği şeyinde bürolar daha çok. Bu B belgesi, A belgesi olanlar bayağı bir zaten yürüdü gitti. Şimdi bizim belge duruyor evde. Yani bir seneye falan galiba dolacak süresi de. Yani eşimin. Hani biz şey için demiyorum, serzenişte bulunuyorum ama devlet bunun üzerine ilk başta bir gir, yani bir şey yaptı. 3000 aldılar. Ondan sonra şu an içinde hiçbir şey yok. Yani biz... Ya bu konuda mesela şimdi, daha bir ilerleme olacak mı, yoksa böyle duracak mı yani? Şimdi bizim aldığımız bir duyum vardı. Yeni bir yaklaşık 1000 kişilik bir kadro alınacağına dair. Fakat bu darbe girişimi olunca onu ertelediler diye düşünüyorum. Biz hazırlık yapmıştık o konuda. Bir de çalışan da var hocam, benim arkadaşım. Şimdi gerçi yakın zamanda görüşemiyoruz ama mesela iş kurlarda hocam, onları farklı yerlerde görevlendirmeye de çalışıyorlarmış. Yani öyle bir durum da var mesela. Orada müdür diyor ki, ya tamam, burada iş meslek danışmanı çok var. Bazı yer mesela Pendik'teydi, benim arkadaşa gittiği zaman. Çok atanmış oraya. Onlar orada masada bekliyor. Hani geleni karşılayacaklar işte falan. İş profilini çıkartacaklar işte. Ona uygun bir iş bulacaklar. İşveren tasdik edecekler işte. Önerecekler.
Çok var yok diye bu sefer müdür onlara diyormuş ki ya burada çok duruyorsunuz siz öbür iş işte gidin şuraya kurum için bürokratik meseleler. Siz bu dediklerimi yaşadınız o zaman? Yaşadık. Yani sınava sınavına girdik. Eşim tiyatrocuları falan çok yaşadık. Görmüşsünüz. Tiyatrocular çok başarılıydı. Değil mi? Son derece başarılı. Şunu söyleyeyim hani burada bilmiyorum doğru olur mu ama Anapel çok zor veriyor. Sizden kazanamayıp Sakarya Üniversitesi'nde alan çok kişi var. Söyleyeyim. Valla ben üniversite ismi söylemeden ima ettim ama o konuda yaralıyız yani. Orada çok rahat veriyor çünkü biz o bahçede biliyorsunuz uzun sürüyor hocam kısa evet. Sınavlar. İptal olup işte hemen oraya giden. Bizim adımız ciddi yapan kuruluş olarak çıktığı için bizden bir kaçış var. Biz yani, şeyde geçtik ama zordu yani. Çok zorluyor. Zor bir sınav. Zor yani, bir sınav. Zaten iş kurda ana perdenden mi aldın, Sakarya'dan mı aldın diye bir şey yaparlar. Çok doğru anlıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz hocama. Hocam ben teşekkür ederim. El yapımı bir tespihimiz var. Mehmet Emin abimiz bunları üretiyor. Kendisi şu anda hasta, Allah'tan şifalar diliyoruz kendisine. Çok sağ olsun. Bunu size hocamız adına ben takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yine bekliyoruz hocam inşallah. İnşallah. Evet.